Şimdi gündem toparlaması dedim ama belki biraz da sözü uzatmış olabilirim. İsterseniz önce izleyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili YSK'nın oy birliğiyle almış olduğu karar. Önce o haberi izleyelim, gelen tepkilere bakalım. Sonra da bugünün gazetelerine yansımaları. Kurulumuza Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Muharrem İnce'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan ilanlarına itirazda bulunulmuş ve Cumhurbaşkanı adayı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır. Kurulumuz oy birliğiyle 3 aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiş. Açıkça anayasa çiğnenmiştir bu kararla. Yüksek Seçim Kurulu geçici aday listesinde yer alan Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik itirazları karara bağladı. Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazları reddetti. Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta adaylığı kesinleşti. Adaylığı kesinleşen 4 isim Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın isimleri resmi gazetede yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen kararda anayasanın açık kuralına rağmen hukukun en temel kaideleri hiçe sayılarak anayasayı kendilerinin ve daha doğrusu bir kişinin görüş, istek ve inançları hatta ideolojileri doğrultusunda yorumlamaya çalıştıkları görülmüştür. Anayasanın 101. maddesi çok nettir. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor ve burada hiçbir ne geçiş hükmü var ne de bir istisna var. 2014 ve 2018'de 2 kez Cumhurbaşkanı seçildi Erdoğan. Anayasa 101 bir kişi en fazla 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Muhalefet anayasanın bu maddesinden hareketle Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı yönünde YSK'ya itiraz etmişti. Daha önce 2 defa Cumhurbaşkanlığı görevini yapmış bulunan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday gösterilmesi anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırıdır. Herkes her itirazını yapar. Nihai kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu kararıdır. Adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup YSK'nın verdiği karar hukuki değil, tamamen siyasi bir karar vermiştir. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz YSK'nın kararını seçilme hakkı ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. Seçim takvimine göre kesin aday listesi de resmi gazetede yayınlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı yarışı resmen başlıyor ve o liste gece saatlerinde resmi gazetede yayınlandı. Yarış artık başladı. Yeni seçim yasasıyla AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yasaklarından hukuken de muaf olacak. 1 Nisan'da pusulada adayların sıralaması için kura çekilecek.